Her gün bir LYS denemesi çözüyorum. Sizi soruları öğretmene çözdürmek mi yoksa konu çalışmak mı daha iyi olur? Çok bu soru. Polifaktör dedikleri müthiş bir soru aslında bu. Ben önceki her gün bir deneme çözmen doğrudur. Çözemediğin soruların peşine düşmen doğrudur. Önce kendin çözmeye çalış, öğretmene en son sor. Onun akabinde konu çalışmaların doğrudur. Yani bu Yunus'un sopası gibi son derece doğru bir görüntü veren çalışma yöntemidir. Yolun açık, şansın bol olsun sevgili öğrencim. Arkadaşlarımızla karşılıklı konu anlatarak LYS'ye çalışıyoruz. Sizce yanlış bir taktik mi? Müthiş bir taktik. Kim önerdiyse tebrik ederim. Sevgili öğrenciler, o bakış açısını genişletme. Yani bu açıdan anlattınız, sonra bu açıdan anlatıyorsunuz. Okurken açınız tektir. Anlatırken açıda bir genişleme oluyor. Ve sorular da o geniş açının içerisinden geliyor. Bu sebepten dolayı arkadaşlarınızla çalışma grupları kurun. O gruplarda birbirinize sorular sorma tarz ve yöntemini benimseyin. Aranızda tartışın, değerlendirme yapın. Çok başarılı olacaksınız. Annem tıp okumamı istiyor, babam makine mühendisi olmamı istiyor. Ben ise diyetisyenlik istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Müthiş çetrefilli bir konu. Sen diyetisyenliğe git. Neden? Bakın sevgili öğrenciler, üniversitede o dersleri kim görecek? Siz göreceksiniz. Anne babanız genel olarak biraz daha hangi meslekte çabuk iş bulabilirsiniz diye düşünüyorlar. Kendi içinde haklılık payı da yok değil ama. Ve sevgili öğrenciler, unutmayın bunu. Siz bir mesleği seviyorsanız, emin olunuz o meslek ne olursa olsun onda başarılı olursunuz. Ve kaldı ki diyetisyenlik hastanelerde çalışmaktan tutun da kendi ofisini açıp imza vermelere kadar ki sağlığa uygunluk konusunda gıda ile ilgili işletmelere. Onun için öneriyoruz. Ama neyi öneriyorum sana? Diyetisyenliği neden sen istediğin için. Konu tekrarı yaptıktan kaç dakika sonra soru çözmeliyim? Müthiş bir soru. Durdum vallahi. Niye durdum biliyor musunuz? İnanılmaz derin bir soru. Şimdi ben tüple dalacağım bu soruya yanıt vermek için o hazine gibi geldi bana. Yapılan bir bilimsel çalışmayı sizinle paylaşayım. Bir grup öğrenciye bir konu anlatılıyor, hemen sınav yapılıyor. Diğer bir grup öğrenciye bir konu anlatılıyor, bir saat sonra sınav yapılıyor. Sizce hangisi başarılı? Emin olun bir saat sonra yapılan. Neden biliyor musunuz? İnsan beyni bilginin üstünde durdukça çoğalır. Domates suladıkça büyür, çiçek gübre atıp suladıkça çiçek açar. Ve emin olun eylemlerin bitişik olmasından size bir fayda yoktur. Bu çok önemli bir soruydu ve söylediklerim çok kayda değerdi. Bunun da mutlaka videosunu izlemeyi unutmayın. TRT Haber bunu biliyor musunuz? Yazın karşınıza çıkacak. LYS'de soruların zor gelmesinden korkuyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi zorluk neye göre sizce? Sevgili öğrenciler, çalışmayıp öğrenmediğiniz her konu zordur. Çalışıp öğrendiğiniz her konu kolaydır. İlk defa gittiğiniz bir adresi bulmak çok zordur. Daha önceden 5-10 kez gittiğiniz bir adresi bulmak çok kolaydır. Kolaylık ve zorluk öğrenme eyleminizle alakalıdır. Bunun için sevgili öğrenciler, hiçbir zaman için unutmayın, biz çalıştıkça, öğrendikçe soruların zorluk katsayısının düştüğünü görürsünüz. Zaten bizim o kaygıyla bakmamız, sorulara kaygı dolu bakmamız hep az biliyor olmamızdan kaynaklanmıyor mu sizce? Ve bu sebepten dolayı hep pekiştirerek, üzerinde durarak, yeniden çalışıp yapılandırarak çalışmamızda fayda var. Ve biz yine öneriyoruz. Bu programı arkadaşlarınızla, çevrenizle izleyin. TRT Haber bunu biliyor musunuz diye yazın ve videolarını da izleyin.